Hazine nedir? İçinde birçok değerli mücevherin, göz alıcı değerli taşların, elmasların, altınların bulunduğu bir sandığa hazine diyoruz. Kısacası sahip olanı zengin edecek servete hazine deriz. Peki zenginliğin tek ölçüsü altın ya da elmas mıdır? Hayır. Bazı zenginlikler var ki altınla ölçülemezler. Tebessüm mesela, mutluluğun zenginliğini gösterir. Sağlık mesela, en büyük servetlerden biridir. Onu kaybetseniz hiçbir altınla satın alamazsınız. Ya da zaman. Zaman hiçbir şeyin satın alamayacağı bir sermayedir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Kiminin aklı yüzbinlerin milli serveti olacak kadar değerliyken, kiminin kalbi milyonların hayatına dokunacak kadar eşsiz bir değere sahiptir. Bir sanatçının ruhu ya da bir şairin kalemi ya da bir futbolcunun ayağı bir hazinedir. Hazine, sahibinin zenginliğinin ölçüsünü, varlığını, çokluğunu, mülkünün genişliğini gösterir. Sanatkarının sanatını, cömertliğini, sevgisini, ilmini, hatta kudretini gösterir. Şimdi öylesine bir hazineye tanık olacağız ki, içindekiler elmastan ve yakuttan binlerce kat değerli ve taklit edilemeyecek kadar eşsiz güzellikteler. Öyle bir hazineye dalacağız ki, gözleri büyüleyen, emsalsiz defineleri binlerce yıldır sergileyerek, zenginliğinin boyu ölçüşemez olduğunu ilan eden birine ait. Buyurun, beraber dalalım. İşte denizlere ve okyanuslara konuk oluyoruz. Denizler ve okyanuslar, yeryüzünü kaplayan haşmetli büyük su kütleleri. Bu su kütleleri öylesine azametli, öylesine büyüklerdir ki, dünya yüzeyinin neredeyse %80'ini kaplamışlardır. Bazen masmavi renk cümbüşüyle göz alır, bazen turkuaz berraklığıyla sularının güzelliğini sergiler. Bazen yeşilin en tatlı tonlarıyla bakanlarının kalplerini ve ruhlarını okşar. Onları kimi zaman celalli görürsünüz. 52 metreye kadar yükselebilen dev dalgalarıyla sahibinin haşmetinden ve kudretinden haber verir. Bazen de cemalli görürsünüz. En tatlı yolculuklarınıza yoldaş olur. Yelkeninize üfler. Hatta size bağrından nimetler çıkarır. Bin bir çeşit. Denizler ve okyanuslar, içlerinde daha önce hiç görmediğimiz, yaşadıklarını dahi bilmediğimiz binlerce canlıyı barındırmaktadır. Öyle ki bilim adamları su altı dünyasının %95'inin hala keşfedilmediğini söylüyor. Düşünün ki, gördüğümüz on binlerce farklı canlı türüne ev sahipliği yapan, adeta yeryüzünün akvaryumları olan su yapılarının halen büyük bir bölümü insanlık için büyük bir sır. Evet, şimdi bu güzelliğe, bu alışılmadık işleyişe, bu hayret dolu dünyaya hayret dolu gözlerle bakıyor ve görmeye çalışıyorsun. İçinde binler canlı barındıran, sürekli çalkalanan, dağılmak, dökülmek ve istila etmek fıtratında olan deniz ve okyanuslar, yeryüzünü kuşatıp su ile kaplamıyor ve sınırlarını aşmıyorlar. Dünya, müthiş bir sürat olan 1670 km hızla dönerken savrulmuyor, dökülmüyor, dengeyi sarsmıyor. Düzenlerini bozmadan karaları istila etmiyorlar. Başka topraklara tecavüz etmiyorlar. Yeryüzünü işgal etmiyorlar. Hem binler kilometre hızla koşturan dünyanın hızına rağmen birbirlerine sıkı sıkıya tutulmuşlar ve dağılmıyorlar. Demek gayet kudretli ve azametli bir zatın emriyle ve kuvvetiyle duruyorlar. Geziyorlar, muhafaza oluyorlar diye aklından geçiriyorsun. Yüzey gerilimi, adhezyon, kohezyon gibi binler kanuna itaat emrini ona veren zat kim? Merak ediyorsun. İşte şimdi okyanuslardan içeriye daldın ve gezinmeye başladın. Öylesine süslü, öylesine güzel ve farklı canlılar görüyorsun ki hayretler içinde kalıyor, gördüklerine inanamıyorsun. Çünkü gökkuşağının renklerini sırtında taşıyan ve binlerce çeşidiyle binlerce deseni bulunan balıklar hayretine hayret katıyor. Kimi kırmızı, kimi yeşil, kimi sarı, kimi iri, kimi küçük, kimi şirin, kimi korkunç. Bu canlılara bakınca hazinedeki mücevherlere baktığını fark ediyorsun. O minicik bedenlerine sindirim sistemini yerleştirip, küçücük gözüne kamera takıp, suda nefes almasını sağlayacak solunum sistemini solungaçlarına yerleştiren, onların sırtını pul pul süsleyen, yüzgeçlerini dizayn edenin tesadüf olamayacağını, ancak sonsuz ilimle yapılabileceğini gözünle görüyorsun. Her bir denizaltı canlısına farklı görev vererek milyonlarca farklı çalışma sahası oluşturan ve her birini bu çok önemli işlere koşturan hikmet sahibinin yaptığı bu harika işlere rastgele oluyor demenin en akılsızların bile yapamayacağı bir hakaret olduğunu görüyorsun. Ve bu balıkların çokluğu başını döndürmeye yetiyor. Adeta halatlarla birbirlerine bağlanmışlar gibi düzenlerini bir an olsun bozmadan birlikte hareket ediyor. Birlikte yüzüyor, birlikte karınlarını doyuruyorlar.
Bu kadar milyonlarca semiz balık nasıl oluyor da karnını doyuruyor şaşırıyorsun. Halbuki denizin altında ekmek fabrikası da yok. Basit bir kum ve acı bir sudan bu kadar mükemmel onları rızıklandırıp besleyen zatın ikram ediş şekline, ihsanlarına, merhametine hayran kalıyor ve onu daha çok tanımak istiyorsun. Onu tanımak için sergilerindeki sanatları incelemeye devam ediyorsun. Hem bak, balıkların her birisi neredeyse birbirinin aynı olan maddelerden çıkıyorlar ve büyüyorlar, gelişiyorlar. Adeta bir tezgahta bir ustanın renk renk süslemelerle nakış nakış işlediği kumaşlar gibi duruyor. Balıkların yumurtalarını oluşturan maddeler aynı olmasına rağmen böylesine çeşitli, böylesine farklı canlıların ortaya çıkması düşünmene sebep oluyor. Üstelik hususan bir tanesi 1 milyon yumurtacıkları ile denizleri şenlendiren balıkların bu kadar yumurtası olmasına rağmen her birinin nasıl bu kadar düzenli, bu kadar muntazam ortaya çıktığını düşünmeden edemiyorsun. İşte bu yüzden her biri farklı istidatlarla ve inanılmaz teknolojilere sahip bu canlıların bu teknolojileri seni düşündürmeye yetiyor. İşte bak, yunuslar sonar sistemini kullanarak yüzlerce, belki binlerce kilometre uzaktan iletişim kurabiliyorlar. Bak, diğer taraftaki çekiç başlı köpek balıkları ise elektrik akımını hissedebilme teknolojisine sahip. Tam bir dip avcısı olan bu hayvanlar bu çekiç başları sayesinde avlarının kalp atışlarını duyup onları yakalıyorlar. Böylesine yerli yerinde ve en mükemmel şekilde konulmuş bu donanımın kendi kendine yapılamayacağını, bütün denizleri ve okyanusları bilen, ona hakim olan ve bu teknolojileri koyabilecek bir zatın olduğunu idrak ediyorsun. Demek o maddeler kimin mülkü ise bütün ondan yapılan şeyler de onundur. Tarla kimin ise mahsulat da onundur. Deniz kimin ise içindekiler de onundur. Bu dokunan şeyler, bu nesç olunan münakkaş kumaşlar bir tek maddeden yapılıyor. O maddeyi getiren, ihsar eden ve ip haline getiren elbette bilbedahe birdir. Çünkü o iş, iştirak kabul etmez diye akıl ediyorsun. Ve bu dokunan, yapılan şeylerin her bir cinsi, bütün memleketin her bir tarafında bulunuyor. Bütün kendi cinsleriyle öylesine yayılmış, beraber olarak birbiri içinde bir tarzda bir anda yapılıyor, dokunuyor. Demek bir tek zatın işidir. Bir tek emirle hareket ediyor. Yoksa böyle bir anda, bir tarzda, bir keyfiyette, bir heyette ittifak ve muvafakat muhaldir. Öyleyse bu sanatlı şeylerin her birisi o gizli zatın bir ilannamesi hükmünde onu gösteriyor diye karar veriyorsun. Ve gittikçe derinlere dalıyorsun. Görüyorsun ki balıklardan başka mercan, resif gibi canlılar denizlerin ve okyanusların dibini süslüyor. Deniz yosunları ise adeta yeryüzünün halıları olan çimenler gibi su altının halılarını oluşturuyor. Evet, oksijen üretmek açısından denizler ve okyanusların ormanları görevini gören yosunlar adeta bir oksijen fabrikası gibi oksijen üretimini sağlıyor. Öyle ki kimisi gözle görülmeyen su altının bu canlıları yeryüzündeki oksijenin %70'ini üretiyor. Adeta bir buzdolabı işlevini gören mercanlar ve resifler ise balıklara ve diğer canlılara barınma alanı oluşturan küçük şehirlere benziyor. Sanki her birisi sonsuz bir ilimle tanzim edilmiş gibi diyorsun ve hazinedeki yolculuğuna devam ediyorsun. İşte baktığın denizin dibinde gayet küçücük ve intizamla iaşe edilen balıkları görüyorsun. Basit bir kumdan ve tuzlu sudan o kadar muntazam, o kadar çeşitli erzakları çıkarıyor ki büyük bir zatın saltanat-ı rububiyetinin haşmetine ve her şeye muhit olan kudretinin azametine pek zahir delalet ettiğini fark ediyorsun. Ve bak! İşte deniz diplerinde ortaya çıkan inci gibi muhteşem cevherler küçücük hayvanların içinde yetişiyor ve ortaya çıkıyor. Halbuki basit bir kumdan ve acı bir sudan beslenen bu canlıların böylesine güzel cevherleri ortaya çıkarmak için ne bir gücü ne de bir istidatı vardır. Anlıyorsun ki bu basit gibi görünen işler bir tohumdan çam ağacını çıkaran o kudretli zatın yine aynı gücü ve kudretiyle bembeyaz incileri yoktan var ederek çıkarıyor. Gezintine devam ediyorsun. Görüyorsun ki bütün bu canlılar bir ekolojik denge içinde birbirinden beslenerek hayatlarını devam ettiriyorlar. Fakat hiçbir yerde ne bir cenaze ne de bir atık bulunmamakta. Bir de bakıyorsun ki denizlerin temizlik görevlileri geliyor ve bir çöp toplayıcı edasıyla denizlerin diplerini temizlemeye başlıyorlar. İnsanın bulaşık elinin değmediği hiçbir yerde bir süprüntüye rastlamıyorsun. Temiz ve intizamlı bu dünya seni yeniden hayretler içinde bırakmaya yetiyor. Derinlerde yaşayan diğer canlıları da görmek için
daha derinlere dalmak istiyorsun. Fakat böylesine derinliğe gücün ve kudretin yetmediği için ilerleyemiyorsun. Çünkü derinlere indikçe yükselen su basıncı öylesine kuvvetli bir hale geliyor ki yaklaşık 50 tane jumbo jetin yapamayacağı basıncı uygulayabiliyor. Bu basınca rağmen derinlerde yaşayan o canlıların oralarda nasıl bulunduklarını tekrar hayret içinde hayret ediyorsun. Kimi balinalar denizin o en derinliklerine gidip uzun süreler oralarda kalıp o basınçtan etkilenmeyerek adeta dünyanın kazan dairesindeki işleyişi temin ediyorlar. Sonra da o devasa gövdelerini su yüzeyine çıkararak arz-ı endam ediyorlar. Dünyadaki en büyük canlı olan 200 ton ağırlığındaki bir mavi balina ne yiyor diye merakla incelerken gözle göremeyeceğimiz küçüklükteki planktonları yiyerek o büyüklüğe ulaştığına şaşkınlıkla bakıyorsun. Zıtlıklarda kudretini gösteren zata hayranlığın daha da artıyor. İşte şimdi tekrar sulardan yukarı çıkıyor ve uçsuz bucaksız deniz yüzünü izlemeye koyuluyorsun. Binlerce gemiler denizlerin üzerinde harekete koyulmuş, ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilerliyorlar. Kendi kendine diyorsun ki, bu misafirhane-i dünyada yolcular için böyle rahmet havuzları bulunması, insanın seyru seyahatine ve gemisine ve istifadesine musahhar olması işaret eder ki, yolda yapılmış bir handa bir gece misafirlerine bu kadar deniz hediyeleriyle ikram eden zat, elbette Makarr-ı Saltanat-ı Ebediyesinde öyle ebedi rahmet denizleri bulundurmuş ki, bunlar onların fani ve küçük numuneleridirler. Deniz ve okyanuslar gezintimiz böylece sonlanıyor. Böylesine bir dünyayı gezdikten sonra artık dünyadaki hiçbir işin kendi kendine olmayacağını kabul ediyorsun. Sonra derelerin, şelalelerin, akarsuların, göllerin tasarımını izliyorsun. Kimi su deposu, kimi temizlik işçisi, kimi balık mahzeni ama hepsi hayat kaynağı. Sıhhat kaynağı olan suların yaratılışındaki sanat ve hikmete gözün ilişiyor. Hidrojen ve oksijenin yanıcı ve yakıcı iki unsurun birleşerek söndürücüye dönüşmesi tesadüfe havale edilemez diyorsun. Suların yerin altındaki kanallardan sevki, tüm dünyayı saran boru hatlarının döşenmesi, yeraltı depolarının yerleştirilmesi, bir koca denizin de gökyüzünde bulutlarda sevk ve seyahatinden anlıyorsun ki, bu fevkalade işleri yapan kimse, suları dağların yüksek yerlerinden aşağı doğru kıvrım kıvrım akıtarak maksimum istifadeyi temin eden ancak o zattır. Odur ki bizi tanıyor, mahlukatı biliyor. Odur ki yaratmış ve idare ediyor. İşte o sonsuz ilim sahibi, hikmet sahibi, merhamet sahibi, kerim, rızık verici olan Allah Azze ve Celle'dir. Asla ona ait olan bu hazineler başıboşluğa bırakılamaz. Onun hazinelerindeki bu eşsiz güzellik, servetinin büyüklüğüne işaret ettiği gibi akıllı olan insana da ilan ediyor. Ey insan! Bu sonsuz cömertlikten nasipsiz kalma. Artık başını gaflet ve ülfet perdesinden kaldırmanın vakti geldi. Uyan ve hazinelerden Rabbini tanı ve ebedi hazinelere talip ol. O seni ebedi definelere davet ediyor. Sen sen ol, gafil olma. Bu daveti kaçırma. Allah'a emanet ol.